Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yemesi çok keyifli, yapması da bir o kadar kolay şehriye salatası yapacağım. 5 saati çayları yanında ya da akşam yemeklerinde size eşlik edebilecek çok güzel, çok lezzetli bir tarif. Salatamızı yapmak için ilk olarak bir paket arpa şehriyeyi kaynamakta olan tuzlu suyumun içine attım ve ara ara karıştırarak onu bir kenarda haşlamaya bıraktım. Daha sonra içine saplarıyla beraber ince ince kıydığım dereotlarım var. Onları bir leğenimin içine alacağım. Dereotlarınızı doğrarken siz de benim yaptığım gibi saplarını içine ekleyerek ince ince kıyın. Hem lezzetini daha da artırmış olursunuz. Evet, dereotlarımı ince ince kıydıktan sonra şimdi maydanozlarımı aldım. Maydanozların sap kısımları biraz sert olduğu için onun uç kısımlarını bıçakla alacağım. Ve yapraklara doğru olan yumuşak ince yerlerini salatamın içine ilave edeceğim. Taze yeşil soğan da katabilirsiniz salatanızın içine. O da çok yakışır ve çok ayrı bir lezzet katar. Ama benim şu an elimde olmadığı için içine eklemedim. Sizlerin elinde varsa muhakkak salatanızın içine taze yeşil soğan da doğramanızı tavsiye ederim. Evet, maydanozlarımı ince ince kıydım. Daha önce bilmiyorum hiç şehriye salatası yediniz mi? Ama mutlaka yemenizi isterim. Gerçekten yemesi çok keyifli bir salata. Salata dediğimiz zaman sadece akşam yemekleri gelir genelde aklımıza ama bu tür salatalar çay saatlerimizin yanında, poğaça, kek gibi ikramların yanında çok lezzetli bir alternatif olarak her zaman karşımıza çıkar. Şimdi içine benim yaz mevsiminde haşlamış ve dondurucuya atmış olduğum mısırlarım var. Mısırlarımı ben yazın haşladıktan sonra bıçakla koçanından ayırıyorum. Buzdolabı poşetleriyle dondurucuma atıyorum ve kışın bu şekilde değerlendirip kullanıyorum. Ve garnitürüm var. Garnitürümü de kendim yapmıştım. Bunun videosunu da sizlerle paylaşmıştım. Yaklaşık 2 ay kadar oldu. Böyle lazım oldukça çıkartıyorum kavanozumdan, ihtiyacım kadar kullanıyorum. Bir miktar tuz ekledim. Limon suyunu ekliyorum. Şehriyelerim de bu arada haşlandılar. Ara ara dediğim gibi sizlere karıştırarak kontrol ettim. Piştikten sonra aldım. Delikli bir leğende süzdürerek salatama eklemek için hazır hale getirdim. Evet, şimdi salatamın iç malzemelerini şöyle hafifçe kendi aralarında karıştırdıktan sonra arpa şehriyelerimi haşladıktan sonra soğuk sudan geçirdim arkadaşlar. İyice suyu süzüldü. Şimdi salatamın içine bir miktar ilave ettim. Kaşıkla iyice bütün malzeme birbirine karışana kadar karıştıracağım. Evet, salatamın içine ben turşu eklemeyi unutmuşum. Daha sonra aklıma geldi. Hemen kendi evimde bulunan kornişon salatalık turşularımdan ince küp küp doğradım. Onu da salatamın içine ilave ettim. Ve salatam servise hazır hale geldi. Servis tabağımın içine salatamı alıyorum. Eğer elinizde hazırda haşlanmış tavuk etiniz varsa bu salataya mutlaka ekleyin. Apayrı bir lezzet elde edersiniz. Ben sizlere tariflerimi verirken en ekonomik ve her evde olan malzemelerle sunmaya çalışıyorum. Evet, benim salatam bugün böyle servise hazır. Deneyen tüm arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, zili açmayı ve paylaştığım videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.